Merhabalar. Bu dersimizde neden Go programlama dili sorusunun cevabını inceleyeceğiz. Gerçekten neden? Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü farklı bir programlama dilinden yeni bir programlama diline geçmek ve kariyerinizi bu şekilde değiştirmek ya da ilk kez bir programlama dili kullanacaksanız neden bunu kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. O yüzden başlayalım. Neden Go? Öncelikle sade, kolay ve hızlı öğrenilebilir. Çok az keyword var. Birazdan bir sonrakinde konuşacağız bunu. Çok az anahtar kelime var. Ve söz dizimi çok karmaşık değil. Yani JavaScript ile C dilinin karışımı olarak tarif ediyorum ben genel olarak. Çok kolay yazılıyor ama C gibi de hafif. Az keyword'e sahip diyelim. Ve hızlı öğrenebiliyor. Gerçekten bununla ilgili çok fazla tecrübe var. Yani bir projede bir firmanın bir projesinde diyelim adam eksiği olduğu zaman yani geliştirici eksiği olduğu zaman örneğin JavaScript'çilerden hemen bu projeyi dahil edip 2 günde belki 3 günde hemen Go'yu öğretip onları projeye dahil edebiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Tabii ki bu uzmanlık ve bu alanda master seviyeye gelme anlamına gelmiyor. Sadece bu işe başlamak için rahat ve kolay bir dil ve hızlı öğrenebildiğinizi gösteriyor. Yoksa herkes profesyonel Go'cu olacak diye bir durum söz konusu değil. Mesela C dili de çok basittir söz dizimi olarak ama C ile uzaya da çıkabiliyorsunuz. İnsansız otomobil de geliştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Robot da yazıyorsunuz. Ya da savunma sanayinde kullanılan tanklarda Go yani C ile geliştiriliyor. O yüzden söz dizimi basit olması onun çok hızlı öğrenebildiğini de gösterir ama onunla basit şeyler yaptığınızı göstermez. Bunun sınırı yoktur. Sadece 25 anahtar kelimeye sahiptir Go dili. Bu C99'da yani C programlama dilinin 99 yılındaki gelen versiyonunda keywordler toplam 37 taneydi. C++ 11'de yani 2011'deki gelen yenilikleriyle birlikte 84 keyword vardı. Ve Java, C Sharp bunlar da benzer şekilde çok fazlalar. Gene burada en azı C99 37 keywordle. Go'yu geliştiren ekip öyle aklınıza gelen her şeyi eklemiyor. Çok fazla istek gidiyor geri bildirim olarak. Ama bu isteklerinizi dile ekleyecekleri anlamına gelmiyor. Bunun başlıca sebebi dilin her zaman hafif ve sade kalmasını istiyorlar. Çok fazla keyword ile boğulmasını istemiyorlar. Ve diğer en önemli sebebi de mutlaka yüksek performans ve hız bekliyorlar. Mesela bir örnek verelim. Mesela liste işlemleri C#'da, Java'da hepsinde vardır bu. Liste işlemleri örneğin list diye bir sınıfla yapılıyor diyelim. Bunun algoritmik olarak düşük performansı olduğunu herkes bilir. Çünkü içerisinde listeleme algoritması performansı düşüktür. Genel olarak, algoritmik olarak böyledir. Bunun daha doğru yöntemini bulana kadar Go diline eklemeyeceklerini söylüyor dili tasarlayan kişiler. Bu yani Go'nun bir eksiği değil. Aksine Go dilini daha temiz ve daha hızlı, yüksek performanslı olarak tutmak için, sabit tutmak için seçilen bir yöntemdir. O yüzden bu şekilde düşünmenizde yarar var. Go dili cross platform bir dildir. Yani Linux, Windows, macOS ya da Plan9 gibi işletim sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Ve derlendiği zaman Go kaynak kodları derlendiğinde tek bir binary dosya olarak çıktı verir. O yüzden farklı platformlarda kullanmak da çok basittir. Öyle kurulumlarda ekstra binary'ler vesaire bunlar sizin canınızı sıkmaz. Doğrudan sunucudan alırsınız.
Binary dosyayı başkasına atarsınız. Orada çalışır. Söz dizimi tarafında, yani dil sintaksi tarafında tartışmaları sevmez. Kendi kurallarıyla bu sorunu çözer. Bunu da örnekler tarafında söyleyeceğim göstere göstere. Şu an zihninizde canlandıramayacaksınızdır çünkü. Static type bir dil. Bu da profesyonel ve gelişmiş işlem yapılacak durumlarda ve bu amaçla kullanılan programlama dillerinde çok gerekli olan bir özelliktir. Geriye dönük uyumluluk. Buradaki olay şu. Şimdi bir programlama dili ya da bir platform ya da bir framework. Burada kullandığınız zaman, bunu geliştirdiğiniz zaman şöyle bir durum söz konusu oluyor. Siz dili kullanıyorsunuz. Sonra bir sonraki versiyon geliyor. O versiyonda bir önceki versiyonda kullanılan X bir özelliği kaldırdık diyor mesela. Dili geliştiren firma ya da kişi, grup neyse. O zaman siz daha önce geliştirdiğiniz o uygulamayı yeni versiyona aktarmak için bütün o eski, artık desteklenmeyecek olan özellikleri projenizden kaldırmanız ve değiştirmeniz gerekiyor. Çok berbat bir durum. Go şöyle diyor. Biz Go 1.0 ile birlikte gelen özellikleri her zaman destekleyeceğiz diyor. O yüzden üzerinde çok düşünerek, hesap yaparak ilerliyorlar. Öyle her isteneni ekleyemiyorlar. Çünkü böyle bir sözleri var. Diyor ki biz hangi versiyonda olursa olsun Go 1.0'da gelen özellikleri her zaman destekleyeceğiz. Çünkü 1.0 ana dağıtımdır. İlk dağıtımdır. Bu yüzden geriye dönük uyumluluğumuz olacak garantisini veriyor. Eş zamanlı, yani concurrency, programlama için dil seviyesinde destek. Bu da çok önemlidir. Çok nadir dilde vardır. Mesela C# ve Java'da diyelim, yani bunlar üzerinde örnek vereyim. Bunlarda framework seviyesindedir. Yani concurrency işlemleri, threadleri, multi-thread işlemleri, eş zamanlı programlama için, paralel programlama için gereken bütün şeyleri, yetenekleri framework'e ekler. O dili ve platformu geliştiren ekipler. Siz framework'ler üzerinden kullanırsınız. Dille değildir aslında. Dile bir iki keyword eklenmiştir. O sadece framework tarafındaki yetenekleri kullanabilmek için vardır. Ama burada doğrudan dil seviyesinde eş zamanlı concurrency programlama yeteneği mevcut ve kendi mimarisini kullanıyor. Arada bir framework yok. Framework olmaması da C'nin gücünü, frameworklü bir C'nin gücü ve performansını, frameworklü ve eş zamanlı programlamayı destekleyen bir framework'ün yetenekleriyle birleştirmiş anlamına geliyor burada. Çok önemli. Bununla ilgili birçok yetenek var. Onları ilerleyen seviyelerde zaten uygulayarak yapacağız. Go Garbage Collector mimarisine sahiptir. Hafızayı kendisi yönetir. Bu çöp toplama mekanizması C# ve Java gibi dillerden aşina olduğunuzu tahmin ediyorum, eğer tecrübeliyseniz. Bir çöp toplama mekanizmasıdır. Siz uygulama tarafında geliştirdiğiniz bir, yazdığınız bir nesneyi diyelim, hafızayı C dilinde kendinizin yönetmesi gerekir. Yani hafıza oluşturduysanız, nesne örneğini ürettiyseniz, yeni bir hafıza alanı elde ettiyseniz onu siz yönetirsiniz. Ama C#, Java ya da çoğu dilde, Go da dahil buna, bir garbage collector mimarisine sahiptir ve sizi bu tür işlemlerle uğraşmaktan kurtarır ve kendisi yönetir bunu. Sorun derleme işlemlerinin uzun sürmesi. Bu programlamada bir sorundur genel olarak. Çok yoğun, binlerce satırlık, belki 10 bin ya da 100 binlerce satırlık bir kod, bir proje varsa bunun derlenmesi saatler sürebilir. Minimum yarım saat olan durumlar söz konusu olabiliyor. En güçlü bilgisayardır diyorsanız
Kaldı ki Google da bundan muzdarip. Google'ın projeleri normal proje değil tabii ki. Çok yoğun kod olan projeler ama bunların da derlenmesi gerekiyor sonuçta. Ve bunlar da bu yani kendilerinin deyimiyle öğle yemeğine çıkmadan önce derlemeyi başlatıyorlar. Öğle yemeği geldiği zaman işte öğle yemeğinden döndüklerinde bir bakıyorlar ki halen derleme devam ediyor. Mesela bitmemiş. Çünkü çok fazla kaynak kodu var. Bu sorunu da Go ile çözüyorlar. Bu alanda yani diğer dillerde C++, Java vesaire burada derleme işlemi çok uzun sürüyor. Ama Go ile bunu yaptıklarında çok ciddi oranda Go dilinin derlemesinin çok hızlı olduğunu ve yani yarı yarıya, minimum yarı yarıya bu derleme işleminde performans sağladıklarını kendileri görüyorlar. Başka bir sorun, dillerde genellikle sadece belirli yeteneklerin kullanılması. Bu da şöyle, yani siz herhangi bir dili öğrenin, fark etmiyor. Herhangi bir programlama dilini. Aslında belki uzun yıllar, belki de her zaman o dilin maksimum %70-80'ini kullanacaksınız. Yani siz istediğiniz kadar öğrenin, çok iyi bir şekilde öğrenin. Ama kullanacağınız maksimum %70 ya da 80'dir. %20'lik kısmı genellikle gereksizdir. Gereksizden kastım hiç kullanılmaz anlamında değil. Ama o kadar az kullanılır ki yani neden eklendiğini düşünürsünüz. Çünkü o kadar az kullanılacaksa o zaman niye bu dile bu şeyleri eklediniz diye düşünüyorsunuz. İşte Go bunu yapmak istemiyor. Diyor ki çok az kullanılıyorsa o zaman gerek yoktur düşüncesinde ve eklemiyor dile. Ya da Go'da bir işin genellikle tek bir yolu vardır diye ikinci bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Birçok programlama dilinde az önce bahsettiğim gibi size bir algoritma versem bu algoritmayı minimum 5 farklı yöntemle yazabilirsiniz. Yani programatik yöntemle farklı farklı nesneleri, farklı tipleri vesaire kullanarak yazabilirsiniz. En az 5 yöntemle diyorum hem de. Ama Go'da genellikle bir işin bir yolu vardır ve siz o yolu kullanırsınız. Bu bir standart oluşturmayı sağlar. Bu performans odaklı çalışmayı sağlar ve bir de şöyle düşünün. Aynı algoritmayı ben de yazıyorum, siz de yazıyorsunuz. Eğer ben farklı yöntemle yazarsam, siz farklı yöntemle yazarsanız ikimizin iletişim kurması da sıkıntılı olacak. Ama böyle bir durumda buna hiç gerek kalmıyor. Böyle bir sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Çünkü benim yazdığım yöntem de aynı, sizinki de aynı. Siz benim kodumu okuyabiliyorsunuz, ben de sizin kodunuzu rahatlıkla okuyabiliyorum. Çünkü tarzı farklı, aynı. Bir başka sorun, kodu farklı sunuculara dağıtma. Go tek bir dosyaya derlenir. Bu sayede tek bir binary dosyayı dağıtarak kolayca çalıştırılabilir. Hızlı bir şekilde neden Go kullanmamız gerektiğini anlattım. Üzerine birkaç ekleme daha yapayım ve çok uzatmayayım bu videoyu. Zaten ara ara farklı videolarda, farklı konularda ben özel olarak anlatmaya çalışacağım konusu geldiğinde. Go programlama dili şu an özellikle büyük projeler tarafında kullanılıyor. Bunu sonraki videoda anlatacağım kimlerin kullandığını. Ve özellikle de büyük çaplı projelerde open source yani daha çok startuplar dediğimiz bu girişim projelerinde çok yoğun kullanılıyor. Ama şunu da söyleyebilirim. Şu an birçok büyük firma buna geçmeye başladı. Go diline geçmeye başladı altyapı olarak. Onu da bir sonraki videoda detaylandıracağım. Genel kapsam olarak söylemek gerekirse piyasada mesela veri bilimi, machine learning yani yapay zeka diyebileceğimiz alan ve birçok alanda Go programlama dili tercih edilmeye başlandı artık. Mesela daha önce Python ile yazılmış birçok projenin Go'ya geçirildiğini biliyorum. Ya da Java ile yazılmış birçok projenin
Go'ya geçirildiğini biliyorum. Bunlar Linux ve open source kültüründen geldiği için özellikle belirtiyorum. Yoksa hani C# ile çalışanların da Go'ya geçtiğini biliyorum. Ama onu farklı, ayrı olarak tutuyorum. Şimdi bu nedenle mesela performans benchmarklarına bakmanızı öneririm. İnternette bununla ilgili orijinal siteler var. Benchmark analizleri yapıyorlar. Şu algoritma Python'da bu hızda, Java'da bu şekilde, Go'da bu şekilde çalışıyor gibi. Bunları karşılaştırırsanız Go'nun dil olarak C++ ile yarıştığını sadece görürsünüz. Yani diğerleri artık yarışın dışında kalmıştır Go için. Çünkü onlardan çok daha hızlıdır zaten. Ve open source olması nedeniyle GitHub gibi kod repository alanlarıyla entegre çalıştığından dolayı entegre çalıştığı için çok hızlı yayılıyor ve çok fazla ufak tefek ya da çok gelişmiş frameworkler, kod kütüphaneleri geliştirip yayınlanıyor. Ve bu da open source kültürü geliştiriyor açıkçası. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.